Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tomris Sabuncu ve ailesiyle yeniden karşınızdayım. En son Tomris'in ölmemesi için çaba sarf ediyorduk. 150 puana ihtiyacımız vardı ki gençlik iksiri satın alabilelim. Bugün umuyorum ki bunu tamamlayacağız. Şimdi neler lazım? Bitki sulaması lazımmış. Buradan 25 puan alabiliriz. Hemen bir bitki bulalım sulayabileceğimiz. Umuyorum bulacağım. Ya da bir şeyi temizleyebilirmişiz. Oops. Neyi temizleyelim? Evde de hizmetçimiz olduğu için temizleyecek bir şey bulmak da zor. Şunu temizleyelim. Evet. 1.25 puan kazandık. Şimdi zor bir problem çöz ya da ölüm korkundan bahset deniyor. Şunu seçelim. Ölüm korkumuzdan bahsedelim. Çünkü ölümü birkaç kere tattı biliyorsunuz ve şu anda da çok yaşlı. Ölmekten korkuyor çünkü torunları yalnız kalsın istemiyor. Buradan da biraz puan alırsak. Şöyle puanlarımızı da açalım. Lucy Rabanina Osani Smazo. Umarım işe yarayacak. Yes, Ms. Ribalfa. Şurada görüyorduk puanlarımızı. Lunch chilo jabini. Bana merke kipoy. Lobidine. Ayrıca zor bir problem çözmek istiyorum. Bekleyelim sistemize. Saloda. Borbo. Give her a bainu. Tamam. Bir Sims'le fikirlerini paylaşmak istiyor. Yine hizmetçimizi kullanalım bunun için. Trouble, Lucy, Rabanina. Evet, 1450 puanımız oldu. 50 puanımız daha olursa yemek yemek istiyor. Hemen şuradan. Kediden yediği tabaktan ona da biraz yemek yedirelim. Bir an önce gençleştirmek istiyorum. Çünkü ben de onunla beraber ölmesinden korkuyorum arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Başka bir simi mutlu etmek. Televizyon izlemekle ilgili bir gündeyiz ama gelin görün ki bugün elektriklerin kesik olduğu gün. Bunlar da geldi. General Jeffino Jaspalamana Vu Bouchard. Ah, Flarzen Gaba Wooni Hish. Ölmekten korktuğu için bir hayalet ya da yaşlı bir Sims'le konuşmak istiyor bu konu hakkında. Şöyle yapalım. Torunlarımızla biraz vakit geçirelim. Çağla'yla. Thank you.
günde bitsin istemiyorum. Bir şey ekmek. Bunu başarabiliriz. Çantamızda bir şeyler vardı. Buraya ıspanak ekelim. Yapabilirsin. Güzel. Kendini temizlemek istiyor. Hemen bir duş alsın. Maalesef çocuk bizden önce girdi banyoya. Maalesef yine çocuklarla ilgilenemediğimiz bir periyoda girdik. Çünkü Tomlis'in hayatı tehlikede. Serimizin devamlılığı için kendisine ihtiyacımız var. Ölmesine izin veremiyorum. ...485 puanımız var. ...1490 puanımız var. Gece yarısı oldu. Şimdi bir şey temizlemesi gerekiyor. Bulaşık makinesini çalıştırdı. 1515 puanımız oldu arkadaşlar. Hemen şimdi duruyoruz. Buraya geliyoruz. Bir gençlik iksiri alacağız. 1500 puan diye daha önce bakmıştık. Evet, şurada. Şimdi çantamıza bakıyoruz. Bu iksiri buluyoruz ve içiyoruz. Şöyle göstereyim. Şu an ömrünün sonuna gelmiş durumda. Eğer bunu içerse ve başardık. Sonunda başardık. Artık yeniden düzgün bir yaşayış şekline geçebiliriz arkadaşlar. Hemen herkesi yatağına yatıralım. Herkesle ilgilenelim. Herkes atsın. Telefon çaldı. Gecenin bu saatinde aramak. Hemen ihtiyaçlarını gidersin. Çocuklar için kahvaltı hazırlayalım. Burada çocuklarla beraber yemek yapma seçeneği eklenmiş. Henüz denemedim. Daha sonra beraberce deneyebiliriz. Aslında oyunda yapılabilen şeyler arttıkça oyunun zorluğu da artıyor arkadaşlar. Çocuklar da uyandı. Hemen bekleyin. Banyo boşalacak. Çocuklar kullanabilirler. Sonra da diğer çocuğumuzu kullandıralım. Evet, sıkıcı bir hayatları var. Gerçekten hem sıkıcı hem çok zor bir hayatları var ama yakında her şey değişecek. Ben çok umutluyum. Oo, olamaz. Okulda bir aşağılanmaya şahit olmuş. Ne yapması gerektiğini büyük annesine soruyor. Büyük annesinin cevabı arkadaşına yardımcı ol. Güzel. Evet, hep beraber yemek yiyebiliriz çocuklarla. Artık genç bir babaannemiz var.
Sanırım elektrik kesintisi sona erdi. Biraz televizyon izletebiliriz. Böylece mutlu olsun. Çocukların okula gitmesi gerekiyor. Evet, yeniden normal hayatına dönüyor. Ne yapması gerekiyor? Bahçe işleriyle uğraşacak. Berk'in okuldan eve gelmek istedi ama reddettim derken o gitmek istememiş. O geldi. Ben gelme dedim. Go to school. İyi dersler. Uyuyakaldı, olamaz. Tam bir büyük anne. Yapman gerekenler var Tomris. Diğer bitkilerle de ilgilen. Shorg. Dizzy. Neden bu kadar sevindiğini anlayamıyorum. Aa, kar yağıyor o yüzden. Demek ki karı çok seviyor. Şöyle yapalım. Şunları da sat. Hatta hepsini sat. Yeni yıl akşamı geliyor arkadaşlar. Yaşlıyız. Her tarafımız ağrıyor gördüğünüz gibi. Bahçemizle ilgileniyoruz. Para kazanıyoruz. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Aslında bu bitkilerden gelen kazanç hiç de kötü değil. Şimdi ben aşılama yapıyorum arkadaşlar. Bitkilerden birinden aldığım bir dalı diğerine ekliyorum. Böylece her ikisini birden üreten yeni bir bitki ya da tamamen farklı bir bitki elde edebileceğim. Göreceğiz. Üç tane aşılama yapmam gerekiyor oyun için. 6 level'a ulaştık. Çok iyi. Tamam. Burayı hallettiğimizi varsayalım bugünlük. İneğimize gelelim. Yemeği var görünüyor. Sarı kızı buraya çağıralım. Günlerdir sağmadık. Kümesle ilgilenmedik. Bahçeyle ilgilenmedik. Tek yaptığımız Tomris'i hayatta tutmaya çalışmaktı. Sanıyorum artık bunu başardık. Evet, sarı kızı temizleyelim. Buraları birazcık hızlandırabiliriz diye düşünüyorum. Çok soğuk, üşüdük, kaçıyoruz. Biraz içeride ısınalım. Ne yapabiliriz derseniz. Şunu bir tamir edelim. Hiçbir şey daha önce tamir etmemiştik. Burayı da doldurabiliriz. Sanırım uykusu geldi. Evet, çok yorgun, canı sıkkın. Öyle bir görüntüsü var. Ve senin müthiş fikirlerin var Tomris'cim. Bunu tamir edebilirsin. Umarım yangın çıkmaz. Ya da elektrik çarpıp ölmez. Bu kadar kurtarmışken o şekilde ölmesini istemem. Neyse ki dikkatli ve özenli çalışıyor. Ne yaptığını da pek anlayamıyorum ama. Bilmiyorum, işe yarayan bir şey yapıyordur.
tamir işlerinden hoşlanıyor mu diye sordu. Hoşlanıyor tabii ki. Güzel bir şey. Bunu da hallettik. Kedilerimize yemek de koyduk. Şimdi yapabileceklerimize bir bakalım. Buradan bir bitki daha aşılamamız gerekiyor ama şöyle mi devam etsek? Buradan yapabiliyor muyuz bunu? Gübre de vermemiz gerekiyor. Gübre verelim. Korktu. Neyden korktu? Ölüm kaçınılmaz ve Tomlis bunun farkında. Ama bu kadar erken ölmeyi de beklemiyordu. Hala yapmak istediği çok fazla şey var. Eğer ölüm hemen köşede duruyorsa istediklerini nasıl gerçekleştirecek? Biz ona yardımcı olacağız. Evet, gördüğünüz gibi aşılamada 2 yaptık, 3'te 2'yiz. Gübrelemede 5'te 2'yiz. Biraz daha puan biriktirip belki bir iksir daha almalıyız. Ama soğuktan ölüyor. Hemen eve de sokmamız gerekebilir bunların yerine. Tuvalete gidelim. Olamaz. Çabuk yoldan yenisiyle değiştirdim. Çocuklar dondular. Koşun. Çocukların yapmak istedikleri şeyler. Eğlenmek isteyen bir çocuğumuz var. Hemen ona bir televizyon izletelim. Burada banyo yapmak isteyen bir çocuğumuz var. Kendisine bir köpük banyosu yaptıralım. Çağla birazcık uyuyabilir. Ve yine televizyon izlesin. Yine bizden fikir istedi torunumuz. Bu da çok yalnız hissediyormuş. Bunu nasıl çözeceğini sordu. Biz de arkadaşlarımla oyun oynamak için onlara danışabilirsin dedik. Kahve yaptık mı? Şimdi oldu. Evet. Saat 4:30. Kahvemizi içip torunlarımızla beraber televizyon seyredelim. Ödevlerini yapmaları lazım. Notları çok iyi değil tabii doğal olarak. Böyle bir ortamda iyi bile dayandı çocuklarımız. Büyükannemiz bir kahve daha içiyor. Kahvesinin ardından biraz da nakış işleyip gününü tamamlayabilir diye düşünüyorum. O sırada Ken aradı. Ken bize soruyor. Acaba bir date'e çıkmalı mıyım diye. Biz de çık diyelim. Bizi çok ilgilendiren bir durum değil. İnsanlık nasıldı? Hiç kimse hiç kimsenin hayatına karışamazdı değil mi? Biz de Ken'inkine karışmıyoruz. Yeterince televizyon izlediler. Artık ödev başı lütfen. Bir festival var ama bunlara çok vaktimiz yok. Nasıl yetişeceğimizi gerçekten bilmiyorum. Aktiviteler o kadar çok ki. 7 gün 24 saat hiçbir şey yapmaya yeterli değil aslında. Gördüğünüz gibi Noel Baba da bizi bir yere çağırıyor ama ilgilenmiyorum. Sonra bütün işleri bitmiş olan, hobisini de yapmış, torunlarıyla da ilgilenmiş olan Tomlis'imizi yatağa gönderip günü sonlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sanırım bitirdi mi? Bakalım. Çantamızı açalım. Satabiliyorduk ama daha önce de Plopsy'ye listelemiştim. O şekilde satmayı uygun görüyorum. Kazancı daha yüksek oluyor. Hem de bir eğlence oluyor. Evet, saat 7. Çocuklar ödevlerini bitirdiler. Büyük anne uyumak istiyor.
aile dışından biriyle konuşmak istiyor. Aa çok pardon. Şunu da halledelim. Kümesle hiç ilgilenmedik. Nedense horozumuz yok kümeste. Bir horoz alalım arkadaşlar. Bizimki kaçtı ya da öldü. Bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Güzel. Evet, güzel bir gün geçirdi. Ölümden döndü. Hayatta kaldı. Birazcık olsun gençleşti. Artık Sim'imiz yatağına gidip yatabilir. Tomris'e iyi geceler diliyorum. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde belki de çocuklar artık birer genç olurlar.